Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir video, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Paris Saint-Germain Rebuild yapıyoruz gençler. Biliyorsunuz Paris yarı finale çıktı. Bakalım tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz onunla. Paris Saint-Germain Rebuild'imizin hocası ise YouTube yorumundan Cemal Karaaslan oldu. Siz de diğer Rebuild'lerde hoca olmak istiyorsanız yapmanız gereken gençler çok basit. Aşağıda bulunan yorum kısmına bir adet yorum bırakarak siz de diğer Rebuild'lerde hoca olabilirsiniz. Cemal kardeşime katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlar da kendini belli edersen sevinirim. O yüzden lafı biz fazla uzatmadan haydi Paris Saint-Germain Rebuild'imiz başlısı. Geldik Paris'in kadrosuna gençler. 4-3-3 atak şeklinde oynuyorlarmış. Biz tabii bunu biraz değiştiririz. Şöyle Forvet'i Icardi oynasın. Hemen şöyle bakıyorum. Sol kanal, sol bekte Diallo yerine Juan Bernat neredesin? Aslında ha, Juan Bernat oynasın. Kadroyu pek ellemeyeceğim gençler. Bize ne lazım? Mesela bir kanat alabilirsek gençler eğer Neymar'ı sol kanada çekebiliriz. Di Maria sağ kanatta, yeni alacağımız transfer sağ kanatta olur. Forvet'e de Mbappe'yi çekeriz. Bir de bir 10 numara alırsak çok tatlı olur. O yüzden biz de fazla uzatmadan direkt Cemal Hoca ile birlikte toplantılar yapalım. Transfer sezonuna geçelim. Geçmeden önce yönetimin Cemal Hoca'dan beklentileri: Şampiyonlar Ligi'ni kazan, Fransa Kupası'nı da kazan, yapabileceğim şeyler. Transfer bütçemizde 148 milyon eurocuk bir transfer değerimiz var gençler. Biz o zaman fazla lafı uzatmayalım gençler. Cemal Hoca ile birlikte transferi koyalım. Bakalım takımımıza kimler gelecek, kimler gidecek. Hep birlikte görelim. Ve gençler, bir transfer için Liverpool'un kapısını çalıyoruz. Kim için? Muhammed Salah için gençler. Büyük ihtimal tüm paramızı burada bırakacağız ama ben şöyle bir şey denemek istiyorum. Kanat oyuncuları biraz para kurtaralım. Di Maria üstüne de 100 milyon euro diyeceğim. Bakalım ne diyecekler? Kabul ederlerse çok çiçek olur. 145 milyon euro dediler. Di Maria'yı kabul ettiler. Şimdi hocam şöyle 125 milyon euro desek artı Di Maria. 145 de ısrarcı Klopp. Şimdi Kloppçu, ben bu adamı acaba Di Maria olmadan ne kadar alırım? Şöyle 135 milyon euro cürük diyelim. Kabul ettiler. Muhammed Salah, hoş geldin takımımıza. Ve gençler, Manchester City'nin kapısını çalıyoruz bu sefer de. Bernardo Silva için zor bir transfer. Paramız yetmiyor. Ama şöyle bir şey yapalım gençler. Biz direkt böyle bir 82 diyelim. İnşallah fazla çıkmazlar ya. Çünkü maaş bütçesine de biraz güvendim. 129 milyon euro dediler. Çıkmazlar. Şöyle 100 milyon euro desek elimize para kalıyor mu? Bence kalıyor. 100 milyon euro diyelim. Hadi kabul etti Guardiola. Kabul etti 100 milyon euroya. Bernardo Silva takımımıza hoş geldi. Gençler, bir başka transfer içinde Manchester United'in kapısını çalıyoruz. Kim için? Sağ bek Wan-Bissaka için. Lorenzo bizde şeymiş gençler. Florenzi gerçekten. Lorenzo nereden çıktı? Florenzi bizden kiralıkmış gençler. Biz de o yüzden geldik. Wan-Bissaka'nın kapısını çaldık. Şimdi Diallo'yu vereceğim. Üstüne de şöyle bir 30 milyon euro versek United bize ne diyecek bakalım? Kabul edecekler mi? 59 milyon euro dediler. Oğlum çok pahalı. Tam %10'u kabul ederiz. Al sana şöyle 45 de fazla. Şöyle 44 verelim hadi. Üstüne de Diallo'yu veriyoruz. Potansiyelli bir oyuncu. 59 diyorlar. Çok pahalısınız. Bak vallahi çok pahalısın. Şöyle al. 46 diyelim. Tamam, maaş bütçesini belki kurtarırız. Al 46 dedik. Kabul ettiler. Bakalım Wan-Bissaka takıma gelebilecek mi? Maaş bütçesi yetecek mi? Çok merak ediyorum. Ve gençler, transfer sezonu bitti. Gelen ve giden oyuncuları size şöyle küçük bir özet göstereyim. Wan-Bissaka geldi gençler. 46 milyon euroya, üstüne Diallo da gitti gençler tabii ki. Sarabia Liverpool'a gitti 32 milyon euroya. Guaya 30 milyon euroya, Atletico'nun yolunu tuttu gençler. Bernardo Silva'ya getirdik 100 milyon euroya Manchester City'den. Kurza ve Everton'a gitti 12 milyon euroya. Salah geldi 136 milyon euro diyelim. Üstüne de Di Maria'yı verdik. Draxler gitti Tottenham'a 26.600'e ve oluşan kadroyu da hemen size göstereyim. Oluşan kadromuz da bu şekilde. Güzel bir kadromuz var gençler. Hani pek bir dokunmak istemedim ama dokundum. Yani Florenzi kiralıkta devre arasında falan belki gider de o yüzden aldım. Paredes'e güveneceğim gençler. Verratti. Takım efsane gençler. Hemen size böyle laf fazla uzatmadan Şampiyonlar Ligi gruplarını da göstereyim. Şampiyonlar Ligi'nde FIFA'nın söyleyin klasik ilk sezonki grubundayız. H grubundayız. United, Leipzig, Başakşehir'in olduğu gruptayız gençler. Çıkacağımızı inanıyorum. O yüzden biz fazla lafı uzatmadan Ocak 1'ü simüledelim. Bakalım Cemal Hoca ve takımı neler yapacak, hep birlikte görelim.
Ve geldik Ocak 1'e gençler. Bakalım Cemal Hoca ve takımı neler yaptı. Hep birlikte görelim. Hemen geri tuşuna bastım. Ligde bakıyorum. Klasik Paris Saint-Germain 7 puan fark at. 7 puan diyorum. 13 puan fark atarak birinciyiz gençler. Namağlup bir şekilde gidiyoruz. Hemen şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde çıkıp Juventus'la eşleşmişiz. İkinci olarak çıkmışız. Namağlup çıkmışız ama çok beraber. 4 tane beraberliğimiz var. 2 galibiyet, 4 beraberlik. Oha. Kime karşı beraberlik aldıklar? Başakşehir 1. United 2. Başakşehir'le United. Biz Başakşehir'le United'i yenememişiz gençler. İlk yarı yenmişiz. Leipzig'i yenmişiz. Bakalım Juventus'ta Barcelona'nın olduğu grupta 6'da 6 yapmış. Sadece 2 gol yemiş. Eşleşebileceğimiz en zor kurayla eşleşmişler. Çok kötü gençler. Juventus'u elersek zaten büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Hemen şöyle toplam istatistiklere de bakalım ne alemde. Salah 15 gol 9 asist. Neymar 14 gol 6 asist. Bernardo Silva 12 gol 7 asist. Mbappe 7 gol 4 asist. Paredes 4 gol 4 asist. Florenzi sakat. Ne kadar sakatmış? 3 hafta. Diğer istatistiklerde bu şekilde gençler görüyorsunuz. O yüzden ben fazla lafı uzatmayayım. Gösterecek de pek bir şey yok. Haydi direkt Juventus maçına geçelim. Ve geldik Juventus maçına gençler. Kadroyu görüyorsunuz. Kadromuz çok iyi. Pereira kim lan? Oğlum bizim stoper nerede? Kerhergen lan bizim neydi? Kimpembe nerede oğlum? Lan bizim Kimpembe gitti mi bak? Yeni görüyorum ha gençler. Allah kahretsin. Hiç bakmadım daha. Neyse Kerher oynayacak orada. Rakip Juventus. Zorlu bir Juventus. Allah kahretsin. Kimpembe'yi ihmal ettik ya. Neyse hadi Kehrer'e güveniyorum gençler. Kendi evimizdeyiz. Hızlı simüle ettirdim. Bakalım kendi evimizde Juventus'a karşı ne yapıyoruz? 2-1 ile geçiyoruz. Mbappe ve Rafael attı. Rafael kim bilmiyorum ama attı. 3 şutumuzda 2 skor olmuş. Çok iyi. Şöyle derecelere bakalım. Kim en kötü oynamış? Hop fena oynamamışız ha gerçi. Helal olsun lan size. Ramsey atmış onlardan da. Ramsey her sene gol attığı zaman bir ünlü ölüyordu. Bakalım bu ünlü kim olacak gençler. Merak ediyoruz. Bu çok kötü esprim yaptıktan sonra ikinci maça geçebiliriz. Gençler ikinci maça geçmeden önce de merak ettim. Liverpool Kimpembe'yi bizden çalmış. Büyük ihtimal devre arasında çalmış. Serbest kalma bedeli varmış. Hiç bakmadım. Transfer bütçesine de 89 milyon euro eklenmiş. Kötü. Neyse biz hadi Juventus maçına geçelim. Geldik ikinci maça gençler. Kadroma güveniyorum. 2-1'in üstüne Juventus deplasmanda İtalya'da yenmemiz lazım. Haydi çocuklar. Hızlı simüle ettirdim. Zeki Çel'i almışlardı. Onu gördüm. 3-1 ile geçiyoruz. İşte bu. Mbappe, Neymar, Muhammed Salah atmış. Helal olsun. Zeki Çel'i almışlar ha Juventus barda. 6.3'te oynamış. Helal olsun lan çocuklar size. Çeyrek finaldeyiz gençler. Ve gençler kadromuz bu şekilde. Rakibimiz size zorlu Atletico Madrid. Nereden çektik seni be Atletico Madrid? Atletico Madrid'e karşı FIFA'da benim yüzüm gülmüyor gençler. İspanya'dayız. Haydi Neymar, haydi Mbappe, haydi Salah, Bernardo Silva, ileri üçlüm, dörtlüm, çok iyi, güveniyorum size, haydi. Lacazette almışlar, hızlı simület dedim, İspanya'da ne yapıyoruz? 3-1 ile geçiyoruz, Bernardo Silva, Neymar, Mbappe atsın, Neymar dublesini yapmış. Aslanlarım benim be, güldürüyor beni, Cemal Hoca efsane bir kadro kurdu. Hani maçın yıldızı 8.2 ile Bernardo Silva olmuş, kendi evimize çok rahat bir skorla gidiyoruz, haydi direkt kendi evimizdeki maça geçelim. Gençler geldik ikinci maça. Biri sakatlanmış. Kim sakatlanmış? O kim? Kim o? Neymar mı? Ay Neymar sakatlanmış. Allah kahretsin. Ne yapalım o zaman? Mbappe gelsen sağ kanatta oyna. Böyle oynayacağız artık. Icardi'ye güvenmekten başka çaremiz yok. Rakip Atletico Madrid 3-1'e pek güvenmiyorum ben. Atletico bize 2 tane atabilir. Hızlı simület dedim. Fransa'da kendi evimizde taraftarımız önünde 1-0 eliyoruz ve Kehrer atıyor. Kimpembe gittikten sonra ona güvendiğimi güvenimi boşa çıkartmadı gençler. Yeniyoruz. Yarı finaldeyiz. Maçın yıldızı da 9.0'a Kehrer olmuş. Helal olsun lan sana. Yarı finaldeyiz gençler. Yarı. Ve gençler kadromuz bu şekilde. Yarı finaldeki rakibimiz ise Borussia Dortmund oldu gençler. Yedek kulübesinde sakatları Florenzi sezonu kapattı galiba. Kadromuz bu şekilde. Hani Sancho, Haaland, Hazard korkutmuyor değil yani beni ama biz Paris Saint-Germain'iz. Haydi çocuklar. Hızlı simüle ettirdim. Kendi evimizde ne yapıyoruz? Dortmund'a karşı 2-0 ile yaşıyoruz. Muhammed Salah atıyor. 33 ve 74'te maçın yıldızı 9.7 ortalamasıyla Muhammed Salah oldu. Almanya'ya mutlu, moralli bir şekilde gidiyoruz. Haydi direkt Almanya'daki maça geçelim. Ha geldik Borussia Dortmund maçına. Kadromuz çok iyi. Haydi çocuklar 2-0'ın üstüne hızlı simüle ettirdim. Almanya'da 2-0'ın üstüne 2-1 iniliyoruz. Ama finaldeyiz. Kehrer 4'te attı. Sancho attı. Haaland 31'de penaltı kaçırdı. Guayro 35'te attı. Lan o sıkıntıya geliyorduk ya Haaland atsa golü. Gerçi deplasman golüyle biz geçiyorduk yine. Bizden maçın yıldızı kim olmuş? Onlardan olmuş. 8.5'te Guayro olmuş. Bizden kim olmuş? Bir büyük ortalama. 6.9'da Salah olmuş. Aynen.
Neyse gençler, yenildik ama finalde mi sülendeyiz. Bakalım finaldeki rakibimiz kim olacak? Gençler geldik finaldeki maça. Finaldeki rakibimiz kim olacak? Bayern Münih oldu gençler. Bu geçen sene finalde Paris'i eleyen Bayern Münih oldu. Gerçi intikamını aldılar. Çeyrek finalde Paris Bayern Münih'i eledi geçenlerde de. Finalde eleyemedi. Biz de finalde şimdi intikamımızı alacağız. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte görelim. O yüzden de fazla uzatmadan haydi biz direkt maça geçelim. Ve işte finaldeyiz. Mbappe'yi ekranlara yansıyor. Hemen buraları seri seri geçiyorum gençler. İşte Şampiyonlar Ligi kupası, Paris Saint-Germain oyuncular, Muhammed Salah görüntüdeydi. Mbappe'nin vuruşuyla maça Paris Saint-Germain başladı. Paris'e, ben Paris yönettiğim için Paris'e başarılar diyorum. Kehrer, Kimpembe gittikten sonra Cemal Hoca dedi ki stoper istemiyorum. Ben Kehrer'le yapabileceğimi inanıyorum dedi. O yüzden bir stopere gerek yok dedi. İstemedi başkandan söyleyen adını. Stoper ve Kehrer de Cemal Hoca'nın yüzünü kara çıkartmadı. Marquinhos verdi, Wan-Bissaka. Bir daha verdi Muhammed Salah. Muhammed Salah kim biç onu karşılıyor. Muhammed Salah sıyrılamadı kimmişten ama topu kaybetmedi. Verdi. O da verdi. Kim o? Paredes. Neymar. Neymar ona atmadı ama tam topu şeyde kaldı. Verdi. Mbappe. Mbappe vurdu. Attı. 1-0 öne geçirdi Paris Saint-Germain'i. Kylian Mbappe. 1-0 öne geçti Paris Saint-Germain 8. dakikada Mbappe'nin attığı golle. Ve tekrar üzüldü. Burada Neymar'ın pası geçmedi. Verratti kaptı. Verdi bu pası. Mbappe köşeye bıraktı. Neuer'i böyle avladı. Paris'li tribünler coştu. Şarkılarını, türkülerini söylüyorlar. Goretzka. Müller. Orada karşılasın bir kişi. Müller bir daha verdi Goretzka'ya. Goretzka. Verdi Hernandez. Neymar sıyrıldı. Neymar. Açısı kapandı Neymar'ın. Ayağından biraz fazla açtı topu. Verratti. Verdi Muhammed Salah. Döndü. Çok kötü vurdum. Ne öyle vurdun lan Salah? Lewandowski. Bir kişi. Goretzka. Kaleciyle karşı karşıya. Vurdu. İkinci dönen topa da tamamladı Goretzka. Navas kurtardı ama ikinci pozisyonda Goretzka affetmedi. 1-1. Lewandowski'den güzel pas. Burada Goretzka verdi. İkinci pozisyonda kaleciden seken topu tamamladı. 1-1'liği yakaladı Bayern Münih. Ve maçı bitirdi. İlk yarı Paris Saint-Germain 1. Bayern Münih 1. İkinci yarıda görüşelim. Haydi çocuklar, haydi kendinize gelin. Cemal Hoca'nın konuşmasıyla bir silkindi Paris Saint-Germain. Bakalım alabilecek mi bu sene bugün kupayı? Hep birlikte göreceğiz. Bir tarafta Alman devi Bayern Münih, bir tarafta Fransız devi Paris Saint-Germain. Bakalım hangisi alacak, hep birlikte görelim. Lewandowski orada soktu Marquinhos'a. Bernardo Silva Mbappe'yi gördü. Mbappe sıyrıldı oradan. Şule'den Mbappe Neuer'le karşı karşıya. Mbappe bir penaltı. Kırmızı görmesi lazım Neuer. Kırmızı. Mbappe bir çalımla Neuer'i atmak istedi. Ama Neuer izin vermedi. Kırmızıyı göstersene şırrak diye. Allah senin ne yapmasın. Gol. %100'lük gol. Mbappe geçti. Topu kurtardı ama kendisini kurtaramadı. Penaltı. Neymar topu ama penaltı Mbappe'nin olması lazım gençler. Mbappe. Köşe. Penaltı kaçtı. Allah kahretsin. Son düğmeye basmayacaktım. Mbappe çok kötü vurdu lan. Keşke Neymar vurdursaydı. Verdi Verratti. Verratti. Gördü orada. Paredes'i. Paredes Salah'ı gördü. Paris Saint-Germain'e gole gidiyor. Muhammed Salah çevirdi. Mbappe penaltısını telafi etti. Ama golün %90'ı Muhammed Salah'ın. 2-1 öne geçti. Paris Saint-Germain. Böyle yapıyor Mbappe. Bravo çocuklar. Muhammed Salah hızını konuşturdu. Yerleşemedi Bayern Münih savunması. Verdi. Ve Mbappe boş kaleye attı. 2-1 öne geçiriyor takımını. Penaltısında böylelikle unutturmuş oldu Mbappe. Orada soktu ayağını. Alamadı. Thomas Müller. Hocam maçı bitir hocam. Sahur olacak. Sahur. Hoca ezan okuyacak. Mbappe sağ tarafta gördüğü Muhammed Salah'ı. Muhammed Salah. Salah çekti topu. Salah cepheden baktı kaleye. Salah. Bir fake ona sayayla vurdu. Salah bitirdi maçı. Muhammed Salah bitirdi maçı. 3-1 oldu. Muhammed Salah çok şık sokuldu içeri. Sayayla Neuer'i soluna vurdu. Sağına daha doğrusu düzeltiyorum. Ve işte böyle gol attı. 3-1. Gençler golü geçiyorum. Ramazan bu aralar biliyorsunuz sahura kalktı bizimkiler. Sahuru yemem lazım. Lönkle verdi Kimiç'e. Kimiç.
Müller, Goretzka. Açılıyor onu. Jean Bernat, Goretzka. Topukta Leersen'e. 3-1 maç zaten. Maç büyük ihtimal bu skorla bitti. Lewandowski vurdu. Kaleci Navas. Jean Bernat. Ve maç bitti. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ve işte böyle seviniyor Paris Saint-Germain'li oyuncular. Ve Paris Saint-Germain yıllar sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Gençler, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Ben çekerken eğlendim. Umarım siz de eğlendirebilmişimdir. Videonun bitiminde gençler, kanala abone değilseniz abone olursunuz. Gerçekten çok mutlu olurum. Ve videoyu beğendiyseniz like, beğenmeyseniz dislike atmayı sakın unutmayın. Ve Rabbitler'de biliyorsunuz hoca isimlerini siz karar veriyorsunuz. Aşağıda yorum bırakarak bir sonraki Rabbitler'de hoca olabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.